Şimdi bu konuyu çok yakından takip eden bir eğitimci, bir parlamenter, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Kaya KRT Akşam Haberleri'ne canlı yayında katılıyor. Yıldırım Hocam, iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar Sayın Arap Kirli, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz bir örnek verdik. Dedik ki Maarif Vakfı'na aktarılan bu parayla 1,5 milyon öğrenciye tablet alınabiliyormuş. Başka pek çok şey de yapılabilir ama aklımızdaki ilk soru şu, size yöneltmek istediğim. Bu alışılmış bir yöntem mi? Yani bir bakanlığın kendine hazineden ayrılan bütçenin bir kısmını ben kullanamıyorum deyip bir vakfa devretmesi, alın siz harcayın demesi, bu olağan bir yöntem mi? Şimdi öncelikle izleyicilerimize Türkiye Maarif Vakfı nedir, ne zaman kurulmuş, bu konuda bilgi vermek gerekiyor. İnsanlar şöyle bir şey, Milli Eğitim Vakfı ile Türkiye Maarif Vakfı'nı karıştırıyorlar. Türkiye Maarif Vakfı 17 Haziran 2016 tarihinde kuruldu. Yani bu ne demek? 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay önce kuruluyor Türkiye Maarif Vakfı. Kurulurken 6721 sayılı yasayla kuruluyor. Dikkatinizi çekiyorum. Darbeden bir ay önce kuruluyor. Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluş amacı ve işlevi nedir? Yurt dışındaki FETÖ okullarının tamamı bu vakfın denetimine geçiyor. Bu vakıf tarafından yönetilir hale geliyor. Yani 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay önce kuruluyor. 52 ülkede temsilcilik açılıyor. 62 ülkede eğitim öğretim veriyor ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkisiyle donatılmış bir vakıf. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almadan, bakanlığın hiçbir onayı olmadan istediği ülkede istediği okulu kuruyor ve bu okulun bütçesini de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetersiz olan bütçesinden işte Cumhurbaşkanı kararıyla da alıyor. Yurt dışında kurduğu hiçbir okulla ilgili, yaptığı hiçbir faaliyetle ilgili bakanlığa karşı sorumluluğu yok. Sayın Kaya, şöyle mi anlamalıyız? Daha önce bu Fethullah Gülen'in uluslararası bir okullar network'ü vardı. Onun mirası üzerine kurulmuş bir vakıftan söz ediyoruz. Tabii tabii. Onun mallarına el konulmuş, onun okullarına el konulmuş ve bunu yapmış. Yalnız dikkatinizi şu noktaya çekmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fethullah Gülen'in 200 okuluna dokunulmamış. Onun dışındaki okullara dokunulmuş ve onun dışındaki okullardaki şeyleri kendi üzerlerine almış. 2017 yılında bu vakfa Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 163 milyon lira aktarılmış. 2018 yılında 270 milyon, 2019 yılında 422 milyon, 2020 yılında 684 milyon, 2021 yılında sizin de söylediğiniz gibi 1 milyar 231 milyon 94 bin lira para ayrılmış. Milli Eğitim Bakanı ile biz bakanlık bütçesi görüşülürken defalarca bunu konuştuk. Dedik ki Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği seviyeye çekilsin. Çünkü o dönem eğitim yatırımlarına ayrılan bütçeden ayrılan pay %17.18'di. Bugün ayrılan pay %7.36. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bunun yetmeyeceğini, özellikle yüz yüze eğitim öğretimin yapılabilmesi için altyapı hazırlıklarına çok ciddi bir kaynak ihtiyacı olduğunu, öğretmen ihtiyacı olduğunu, derslik ihtiyacı olduğunu anlattık. Bütçenin artırılmasını hem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine hem Milliyetçi Hareket Partili milletvekillere bunları döne döne anlattık. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bize şu açıklamayı yaptı. Dedi ki Türkiye Maarif Vakfı'na 486 milyon bütçeden pay vereceğiz dedi. Şimdi daha aradan bir ay geçmeden 3 Şubat 2021'de Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayınlanan miktar ortada. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın bir ay önce söylediğinin 3 katı pay ayrılıyor. Burada akıllara şu soru geliyor. Vatandaşlar diyor ki bizim dağ başlarında eğitime erişmek için çabalayan çocuklarımız 750 bin hanede, bakın Sayın Arap Kirli, 750 bin hanede televizyon yok.
Biz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bir yazı yazdık. Dedi ki bu adresleri bize verin. Biz bu adreslerin tamamına televizyonlarını götürelim dedik. Bize dedikleri şu oldu. Hayır, valilikler ve kaymakamlıklar bu ihtiyacı karşılıyor. Karşıladılar mı? Hayır. 500 bin tablet dağıtacağız dediler. Bunu dağıttılar mı? Hayır. Peki internet erişimi olmayan 4 milyon çocuğumuz var. Bunu sağladılar mı? Hayır. Diyoruz ki eğer Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde para var ise siz niye Endonezya'daki bir okula bu parayı harcıyorsunuz? Fethullah Gülen'in, FETÖ terör örgütünün bir alternatifini mi yarattınız? Darbe girişiminden bir ay önce Türkiye Maarif Vakfı neden kuruldu? Milli Eğitim Vakfı varken Maarif Vakfı'na neden ihtiyaç duyuldu? Bakın 2020 yılında Maarif Vakfı'nın başkanı Birol Akgün, Profesör Doktor Birol Akgün'le görüştüğümüzde bize şunu söylemişti. 15 Temmuz darbe girişiminden önce 115 ülkede FETÖ'nün okulları var demişti. FETÖ'nün okullarının olduğu 213 okulu Maarif Vakfı devralmış. Afganistan'da, Çad'da, Tunus'ta, Pakistan'da, Venezuela gibi ülkelerde. Ama biraz önce de söyledim, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 200 okul FETÖ tarafından hala yönetiliyor. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Benim okula giden çocuğum yok ama okula çocuğunu gönderen ailelerden hep şunları duyuyorum. İşte badana yapılacak para verin, kağıt alınacak para verin, okulda odun yok evden getirin ya da ne bileyim deterjan, hijyenik maddeler alınacak, velilerden para toplanıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödeme güçlüğünden ya da bütçesel güçlüklerinden kaynaklanan biçimde. Şimdi FETÖ artığı bir okullar network'ünün üzerine kurulmuş bir vakıf. Denetlenemediğine göre acaba aklıma hep böyle kötü ihtimaller geliyor. Hala orada FETÖ artığı kadrolara giden bir paradan mı söz ediyoruz? Şimdi bu kadrolar hala iş başında, Milli Eğitim Bakanlığı'nda FETÖ kadrolarına dokunulmuş değil. Bana Milli Eğitim Bakanlığı'nın üst yönetiminden başlayarak Fethullahçı terör örgütüne mensup olan yönetici kademede bir tek kişinin açığa alındığını hiç kimse söyleyemez. Binlerce öğretmen açığa alındı, masum öğretmen sadece sendikaya üye olduğu için açığa alındı, ihraç edildi ama FETÖ'nün kadroları bence hem yurt dışında hem yurt içinde iş başında olmaya devam ediyor. Sayın Arapgirli, bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ayrılan pay. Bir de örtülü ödenekten ne kadar buraya para aktarılıyor bunu bilmiyoruz. Ama biz kendi çocuklarım, sizin çocuk okulları... Ama neticede hepsi bizim paramız değil mi hocam? Bizim vergilerimiz. Tabii ki hepsi bizim paramız. Yani bildiğimiz rakam 1 milyar 231 milyon 94 bin lira. Bilmediğimiz rakamlar daha büyük. Ama burada neye hizmet ediyor, kime hizmet ediyor, bu hizmetin karşılığı ne yapılıyor bunları bilmiyoruz. Peki. Ama şunu biliyoruz, açılamayan okullar, kapalı duran okullar. Bugün bir şey daha burada sizin aracılığınızla belirtmek istiyorum. Biraz önce Ankara Emniyet Müdürlüğü önünden aradılar. Gözaltında alınan 24 kişi var, 17 avukat içerideki gözaltında olanlarla temas kurmaya çalışıyor. Bir tek avukatı bile içeri almıyorlar. Buradan sizin vasıtanızla Ankara Valisi'ne ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne çağrı yapıyorum. Avukatları gözaltına aldığınız o masum çocuklarla görüştürün. Avukatlarıyla görüşme haklarını ellerinden almayın. Yerde sürüklediğiniz, copladığınız, gazla çocuklarımızı zehirlediğiniz çocuklarımızın avukatlarıyla bari görüşmesini. Sayın Kaya, bu söylediğiniz bugün Ankara'da o Çankaya Belediyesi'nin önündeki Boğaziçi'ne destek yürüyüşüyle ilgili, öyle mi? Evet, destek yürüyüşünde 24 gözaltı var. Evet. Avukatlar, 17 avukat Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şu anda bekliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü içeriye avukatı almıyor. Peki hocam. Hukuk ayaklar altında. Peki. Ama eğitimi ayaklar altına alanlardan bir gün mutlaka bunun hesabı sorulur. Peki. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bu konuyu açığa çıkartmak üzere soru önergesi de verdim. Bunu da belirtmek isterim. Sayın Yıldırım Kaya, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınınıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.